Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber bek ve kanat antrenmanını yapacağız. Tabii bek ve kanat için gerekli olan antrenmanlar içerisinde hız, çeviklik, birebir adam geçme veya adama karşı top çalma veyahut da koordinasyon, orta açma gibi çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz de bunları pekiştirebileceğimiz bir antrenman modeli hazırladık sizler için. Basitten zora doğru bu antrenman modelini sizlere göstermek adına şu an bu çalışmaya başlayacağız. Hazırsanız hemen parkurumuza geçelim. Hiçbir bahanemiz olmadan biz yine kapaklarımızı topladık. Birkaç tane de eşya getirdim yanımda çünkü bazen videoda bu kapaklar belli olmadığı için onlar için kullanacağız bu parçaları da. Sizler de bunları kolayca temin edebilirsiniz. Hazırsanız gelin hemen antrenmanımıza geçelim. Bunun için ilk 10 dakika ısınma. Bunu sizler de biliyorsunuz arkadaşlar. Antrenmana basitten başlıyoruz. Daha sonra topa geçeceğiz. 30 saniye boyunca 3 set yapıyoruz arkadaşlar bu çalışmayı. Daha sonrasında bunu yan olarak yapıyoruz. Yine 30 saniye 3 set. Daha sonra hareketleri öne. Bu şekilde 3'er set yapıyoruz 30 saniye. Daha sonrasında ise kameramızı yere sabitleyelim. Topla çalışma olarak bir de pekiştirme gösterelim. Çünkü hız ve çevikliğin yanında, çabukluğun yanında topla ilişki de önemli. Kanat oyuncusu, bek oyuncusu için de teknik çok önemli. Buyurun gelin topla çalışalım. Şimdiki parkurumuzda zigzag çabukluk için tekrar önemli olan kanat ve bek için yön değiştirmeye uygun bir şekilde parkur hazırlıyoruz. Biz tabii kısa tutacağız bunu ama sizler yine 30 saniye ve aynı şekilde bireysel daha sonrasında topla çalışma yapacağız. Bunun örneklerini şimdi göstereceğim sizlere. Parkurumuz zigzag şekilde. Hemen gösteriyorum önce topsuz. Arkadaşlar düdük çaldı başladı. Bu şekilde dönüşleri yapıyorum. Döndüm. Bu şekilde yapabilir veya sadece dönüş için yapabilir. Daha sonrasında topa geçiyoruz. Bunları yavaş yavaş pekiştireceğiz. Her bir çalışmayı 30 saniye 3 set yapıyoruz. Daha sonrasında en sonunda bu çalışmayı yapıyoruz. Yine burada işin içine kaleyi de katıyoruz en son olarak. Çalışmayı sonlandırıyoruz. Arkadaşlar şimdi parkur kuruyoruz kendimize. Kaleden belli bir uzaklık, nasıl şut çekmek istediğiniz, ne mesafeden çekmek istediğiniz önemli. Ben sadece önlük olduğu için şuraya koyuyorum. Şu şekilde. Çalışmamız arkadan gözükecek. Bana sağdan, soldan pas gelecek. Ben kontrol edip şut çekeceğim, geri çıkacağım. Tekrar aynı şekilde çalışma yapacağız. Hazırsanız geçelim çalışmamıza. Orta çalışmasını yapacağız. Ortanın isabeti kale direklerinin arasına veya kale direklerine çarptığında bizim için isabetli oluyor. Buradan duran toptan orta keseceğiz. Sizler kornerde yaşayabilir. Veya bunu sizler pekiştirip mesela buraya bir zigzag kurup mesela aralardan geçip sonra önünüze alıp orta yapabilirsiniz. Daha sonrasında çalışmayı orta olarak tamamlayabilirsiniz. Çünkü sizler kanattan içeri girdiğinizde yerden veya havadan paslarla çalışacağınız için bu çalışmaları yapmanız gerekiyor. Hazırsanız başlayalım. Orta açarken topun orta kısmı şu bölgeye ve genel olarak tarak kemiğinin üst bölgesiyle
vurursanız orta daha hızlı gider. Bu sayede isabetli ortalar sert gittiğinde de defansın müdahalesi kendi kalesine gol atmaya sebebiyet verebilir. Bu aklınızda bulunsun. İsabet önemli. Unutmayınız. Orta.